Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere sınav sorularını çözmeye devam edeceğiz. 9'dan 10. sınıfa geçenler için bursluluk sınavı soruları 11. sorudan itibaren 20. soruya kadar çözeceğim sizlerle. 11. soruyu inceleyelim beraber. Aşağıdakilerden hangisi borun atom modelinde yer almaz? Bunu sormuş. Bor modelini hemen hatırlıyoruz. Neydi arkadaşlar? Bor, atomun çekirdeği vardı. Çekirdekte protonla nötron vardı. Bor modeline kadar zaten bunlar bulunmuştu. Bor bize Rutherford'un açıklayamadığı elektronların bulundukları yerlerle ilgili bilgi vermişti. Nasıl bunlarla ilgili bilgi veriyordu arkadaşlar? Elektronlar atomun çekirdeğin etrafında katmanlarda yer alır. Bu katmanlar KDMN ya da 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralanır yorumunu yapmıştı bize diyeceğiz. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur. Doğru. Yüksek enerji seviyesinde düşük enerji seviyesine geçerken ışın yayınlar. Şimdi bunu yorumlayalım. Bir elektron bir katman üzerinde yer alır. Katman üzerinde yer alan elektron eğer atoma siz enerji verirseniz bu elektron üst ya da üst katmanlara zıplar. Buna uyarılma diyoruz. Üst katmanlara zıplamış olan elektron enerji vermeyi keserseniz tekrar eski yerine döner. Dönerken de her zaman ışık yayınlar. İşte havai fişeklerin neden renkli olduklarının arkadaşlar gösteren olayda atomun üst enerji seviyesinden üst katmandan alt katmana geçişidir tamamen. Atomun elektronunun geçişidir diyeceksiniz. Ve bu elektronlar geçiş sırasında ne yapar? Işın yayarlar diyeceğiz. Peki o zaman arkadaşlar elektron çekirdeği an yakın halde iken en düşük enerjili haline temel hal denir. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Neden? Çünkü bir atomun elektronu her zaman çekirdeği en yakın yani enerjisi en düşük olduğu yerde bulunmak ister. Bu hale kararlı hal ya da düşük enerjili temel hal adını veriyoruz. Altın levha deneyiyle atomun modeli. Bakın bu deney altın levha deneyi değil. Tamamen katman elektron modeli deneyidir. Altın levha deneyini yapan kimdi arkadaşlar? Hatırlayın. Rutherford denilen bilim insanıydı. Unutmayalım. Geldim buraya. 12. soru. Hangisi simyacılar döneminde keşfedilen maddelerden değildir? Arkadaşlar naylon, plastik, lastik, polietilen, pet şişe, ondan sonra lens, halı gibi, akrilik gibi birçok şey polimer maddelerdir. Yani küçük monomerler bir araya gelir, büyük moleküller oluşturur. Bunlara poli, yani çoklu yapı diyoruz biz. Polimer diye ifade ediyoruz. Şimdi simya döneminde bunun bulunma ihtimali yok. Çünkü polimerler trilyon dolarlarla ifade edilen makineleri vardır ve bu makineler olmadan monomerlerden polimeri elde etmeniz mümkün değildir. Yorumunu yapmanız gerekecek diyeceğiz. Geldim buraya 13. soruya. Simya neden bilim olmamıştır sorusunu hangisi yanıtlar? Arkadaşlar biliyorsunuz simya bir bilim dalı değil. Deneme yanılmaya dayalı. O yüzden deneme yanılmaya dayalı olması, deneysellikten uzak olması bilim dalı olmamıştır sorusunu bize cevap olarak gösteriyor. Sistematik bilgi birikimi olması diyor. Arkadaşlar simyada sistematik, düzenli bir bilgi birikimi yoktur. Yani bir kaynak başlangıcı ve devam edip gidebileceğim, ulaşabileceğim bir kafadaki işte belli bir nokta yoktur. O yüzden sistematik bilgi birikimi olması zaten simyanın özelliği değil, bu kimyanın özelliğidir. Sistematik bilgi birikimi olmaması demesi gerekiyordu. Teorik temellerinin olmamasına baktığımızda kimyada biliyorsunuz arkadaşlar teorik temeller vardır. Her şeyin belli bir nedeni vardır. Neden sonuç ilişkisi vardır. Kalıplara uyar. Ama teorik temellerin olmaması simyaya ait bir özelliktir. O zaman cevabımız 1-3 dersiniz. Kimya bilimiyle doğrudan ilişkili değildir sormuş hangisi? Arkadaşlar Adana'da metalurji, metal mühendisliği biliyorsunuz. Metaller, alaşımlar nasıl yapılır? Metallerin erime kaynama noktaları, belli erime noktalarından yararlanarak bunlarla ilgili karışımlar nasıl oluşturur? Bunları bilmek gerekiyor. Farmakolojide ilaç bilimidir. İlaçların sentezinde organik bilmek gerekiyor. Biyolojide birçok fotosentez, işte solunum,
vesaire gibi vücutta gerçekleşen birçok kimyasal olayda çevirilerde, dönüşümlerde arkadaşlar kimyasal süreçler işler. Bunlar kimya ile alakalıdır. Petrokimyada da petrol kimyası biliyorsunuz. Petrolün yapısında propan, butan, metan vesaire gibi yapılar vardır. Ve bunların yapısıyla alakalı bunlar da organik kimyaya, yani kimyaya giriyor. Direkt kimyanın destek aldığı, desteklediği bilim dalları. Ama zooloji hayvan bilimidir ve direkt kimya ile ilişkisi vardır denilemez. Periyodik sistemle ilgili hangisi yanlıştır demiş 15. soruda. Arkadaşlar periyodik sistemin mimarı Mozeley'dir. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nde geliyor, öldürülüyor. İngiliz donanmasında savaşa katılıyor. Yani bir bilim insanı olarak gerçi yapmaması gereken bir şey yapıyor belki ama Mozeley Çanakkale Zaferi'nde. Değil mi arkadaşlar? Çanakkale Savaşı'nda ölüyor küçük yaşta. Periyodik sistemi de gayet 30 yaşlardan önce şekillendiriyor. Atomları arkadaşlar X ışını gönderiyor ve X ışını gönderdiği her bir atomu, atomuna X ışını gönderirseniz bunun kendine ait bir spektrumu, bir renk tayfı elde edilir. Bu renk tayfı, bu spektrumunu her atomdan farklı olduğunu gözlemliyor ve her atomunda atom numarasının kendine özgü, yani farklı nitelikte olduğunu gözlemleyerek bu spektrumları oluşturuyor diyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Bolu, doğru. Daha öncesinde birçok şekillendirme olmuş. Mendeleyev, ondan sonra Rottermeier, Dimitri Mendeleyev, Ananser, başka Newlands gibi bilim insanları yine periyodik tablo ile ilgili bazı şekillendirmeler, öngörülerde bulunmuşlar. Fakat atomun kimlik özelliği olan proton sayısını değil de burayı değil de sol altı değil de sol üstü kütle numarasını esas aldıkları için başarısız kaldılar. Mendeleyev de bunlardan birisi. Mendeleyev periyodik sistemde kütle numaralarına göre yerleştirmiş atomları. Böyle yapmıştı. Peki arkadaşlar yatay sıralara biz periyot diyoruz. Katman, kabuk, enerji düzeyi, enerji seviyesi de diyebiliriz. Düşey olanlara sütun ya da grup adını veriyoruz. Burada tam tersini söyleyeyim. Yataylara grup denir demiş. O yüzden Ceyhan yanlış. Periyodik sistemde 18 tane grup bulunur. Evet 8 tanesi A grubudur. 10 tanesi de B grubudur. Toplarsanız 18 tane grup vardır. Modern periyodik sistem 7 tane periyottan oluşmuştur. 7 yatay sıradan arkadaşlar oluşmuştur. Yorumunu yapabilirsiniz diyeceğiz. Evet geldim buraya. Aşağıda verilen element çiftlerinden hangileri birbirinin izotonudur? İzoton kelimesi ne demek arkadaşlar? Bunu hemen kodluyoruz değil mi? İzoton. Bakın nötron sayıları aynı ama proton sayıları farklı olan yapılar demektir. Şimdi ben aynanın karşısına gittim, kendimi gördüm, baktım kendime. Dedim ki aa ne kadar bana benziyor, ne kadar aynı ben, ışıkta renk değiştiriyor gözleri, saçları, ne kadar bal rengi gözleri var bilmem ne. Böyle bir yorum yaparsam arkadaşlar böyle bir yorum yapan yoktur herhalde değil mi aramızda? Çünkü ben izoton atom deyince tamam nötronlarım aynıysa direkt bunlar izotondur diyemezsiniz. Bakacaksınız o atom bizzat atomun kendisi de olabilir. Kendini kendiyle kıyaslıyor olabilirsiniz. Protonunun farklı olması gerekiyor. Hemen bakıyorum protonları farklı olan şıklara. Ceyhan'ı eledim, Edirne'yi eledim. Evet, protonları farklı diğerlerinin. Ama nötronlar aynı olacak. Hemen nötronlarını buluyorum. A atomunun nötronu nasıl bulunur? A şıkkında 16'ya 8. Arkadaşlar proton ile şu orta, sol ortayı birleştirirseniz 16. Kütle numarasını elde edersiniz. 8 ile neyi toplarsam 16 ederim? 8. Bunun 8 nötronu var. 9 ile neyi toplarsam 17 olur? 9, 16 pardon. 7. Nötronlar eşit değil, kaybetti. Protonlar farklı. Evet, bu oldu. Ama bunun kaç tane nötronu var? 40'tan 20 çıktı. 20 nötronu. Bunun 38'den 19 çıktı. 19 tane nötronu var. Nötronları da farklı. Bu olmadı. Ama cevap Denizli. Neden? Çünkü bakın bunun 24 nötronu var. 44-20'den. Bunun 46-22'den 24 nötronu var. Nötronlar. Bunların aynı. Protonlar farklı. O zaman cevap Denizli dersiniz. Şimdi 4 element Aristo'ya göre X, Y, Z ile gösterilenler kimlerdir? Bunları söyleyiniz diyor. Arkadaşlar ortada yazan madde, element türü. Yani geçmişte Aristo elementleri ateş, su, toprak, hava diye sınıflandırıyor. İşte ateşin çeşitli özellikleri var. Kuru soğuk, kuru sıcak, ıslak,
sıcak, ıslak, soğuk diye maddeleri sınıflandırıyor. Ateş nasıl bir şey? Kuru ve sıcak bir şey. O zaman buraya sıcak yazıyorsunuz. Sıcak ve kuru yazıyorum. Ortadaki ateşi buluyorum. Sıcak ve ıslak yazıyorum. Ortadaki havayı buluyorum. Kuru ve ne yazarsam ortadaki şeyi bulurum. İkisi de belli değil. Islak ve ne yazarsam suyu bulurum. Bunun kısa yolu şu. X ile Z birbirinin çaprazı ya, zıt olan maddeler olacak. Burası sıcaksa buraya ne yazacaksınız? Soğuk yazacaksınız. Burası peki bura kuruysa burası ıslak gibi. Ateş, su, hava belli. Burası da o zaman nedir? Topraktır dersiniz. Bakıyorum toprağa, kuru ve soğuk mu toprak? Evet. O zaman cevap ne? Bolu dersiniz diyeceğiz. Geldim 18. soruya arkadaşlar. XO4'te toplam elektron sayısı 50'dir diyor. Hemen bakıyorum. XO4 eksi 2 yüklü elektron sayısı 50'dir diyor. X'in elektronları çarpı 1. Neden? Çünkü 1 tane X'im var yapıda. Artı oksijenin elektronları. Oksijenin kaç elektronu var arkadaşlar? Bakın şu an 8'e 16 diye vermişim. Nötr atomun. Burası kaç elektronlu? 8 elektronlu. 8 çarpı 4 tane atom, 4 tane oksijen var. Eksi 2 yüklüyüm. Eksi 2 ne demek arkadaşlar? 2 tane elektron almış. Ben şu an XO4 nötrü buldum. 2 tane daha alacağım. Ve neye eşit olacağım? 50'ye. Buradan 34, 16 X'imin elektronları şeklinde yorum yaparsınız. Peki şimdi X'in nötr halde 16 elektronu varsa proton sayısı da 16'dır. Neden? Sağ üstle sağ altın toplamı sol altı verecek. Bunu biliyorum. Şimdi nötronu da proton sayısı nötrondan 5 eksik. Yani bir şeyden 5 çıkarmışsın 16 kalmış. Yani nötronun kaç tane? 21 tane. Nötron nereye yazılır? Sol ortaya 21. İkisini topladığında 37 kütle numaran yani nükleon sayını bulursun. Nükleon sayısı kütle numarası demektir arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Geldim buraya. İki tane X ve Y arkadaşlar izotopmuş. İzotop ne demek? Proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı demektir diyeceğiz. Birbirinin izotopu olduğu bilinen X ve Y. XF2 ve YF2 diye iki tane bileşik oluşturuyorum. Hangileri aynıdır birbiriyle diyor. Arkadaşlar izotop X'in ve Y'nin nesi aynı buraları? Burası A ise bunun da burası A. Ama bunun burası B ise bunun burası C'dir. O zaman kütle numarası bunun K ise bunun da P'dir dersiniz, tamam mı? Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen değerlendirelim. Bu ikisinin fiziksel özelliği nasıl? Fiziksel özellik nedir? Proton, nötron ve elektronlar kendi içinde tek tek birbirlerine eşit olacaklar. Protonlarına bakıyorum. Bu ikisinin protonu eşit mi? X'in protonları artı florun protonları çarpı 2. 2 flor var. Burada Y'nin protonları artı 2 çarpı florun protonları. Bakıyorum protonlar eşit. Çünkü bu ikisinin protonu zaten aynı. Nötronlara bakıyorum. X'in nötronu Y'nin nötronundan farklı arkadaşlar. Farklı olduğu için nötronlarda bu ikisinin fiziksel özelliği ne oluyor? Hop gidiyor. Neden? Fiziksel özellik bakılırken proton, nötron ve elektrona tek tek hepsi kendi içinde eşit olacak. Birisi farklıysa fiziksel özelliğinde farklı dersiniz. Bu gitti. Toplam nükleon sayısı, nükleon nedir? Kütle numarasıdır. Arkadaşlar zaten X'in ve Y'nin kütle numaraları farklı. O yüzden yanındaki element flör aynı. Değişen bir şey yok ama X'in ve Y'nin kütle numaraları farklı olduğu için bu da değişik. Toplam nötron, X'in ve Y'nin nötron sayıları farklı yine. Çünkü izotoplar. O yüzden bu da gitti. X ve Y'nin kütlece yüzde bileşimi. Şimdi arkadaşlar kütle diyor. Kütle neresi? Sol üst. X'in sol üstü K, Y'nin sol üstü P. Belli bir miktarda bu K kadar bulunuyor. Bu da belli bir miktarda P kadar bulunuyor. Kütlece yüzde bileşimleri de farklı. Bunu da eledik. Geldim toplam protona. X'in protonu Y'nin protonuyla aynı. Flörlerin de protonunu 2 ile çarp üzerine ekle. Flörün de protonunu 2 ile çarp üzerine ekle. Proton sayını bulursun diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Şimdi geldim buraya. Taneciğin çaplarını küçük, büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Çap kıyaslaması yaparken şimdi herhangi bir yapının çapı ne demek biliyor musunuz? Atomda çap kıyaslaması yaparken nötr atomlarda periyodik cetvelde yerlerini bulup sıralıyorsunuz. Periyodik cetvelde sıraladık.
Hangisi soldaysa onun çapı daha büyüktür. Hangisi aşağıdaysa onun çapı daha büyüktür. Kuralımız buydu. Sola aşağı doğru gidildikçe çünkü kardan adam vardı. Ama bunlar periyodik sistemde yeri olan maddeler değil. Bunlar iyonlar. İyonlarda çap kıyaslaması yaparken çekime bakıyorsunuz. Kim kimi çeker bir atomda? Proton elektronu çeker. Proton elektronun çekimi ne kadar çoksa o kadar küçülür, çapı büzüşür ve ne olur? Çapı minicik kalır arkadaşlar. Şimdi burada kaç elektron var? Eksi 3'e neyi toplarsam 7 eder? 10 elektron. Burada kaç elektron? 10 elektron. Burada kaç? 10 elektron. Burada kaç? 10 elektron var. Burada 10 elektronu 13 proton çekiyor. Burada 11 proton, burada 10 proton, burada 7 proton çekiyor. Buradaki çekim çok fazla. Çekim çok olunca da çap ne oluyor? Küçülüyor. O zaman alenin çapı en küçük, sodyumun çapı, ondan sonra neon, sonra da azot gelir arkadaşlar. Sıralamanız bu şekilde ilerleyecek. Yani çap kıyaslaması yaparken protonun elektronu çekmesi ne kadar fazlaysa o kadar büzüşük, minik bir çapınız vardır yorumunu yapmanız gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. Soruların çözümleri bu şekilde.